Tekrar merhaba. Bu kitaplarla ilgili serimizin son bölümü şimdilik. Tabii ki gelecek olan tepkilere göre hepsini yok edebilir ya da devam edebiliriz. Umarım bir şekilde birilerine faydası dokunmuştur. Şimdi ele almak istediğim ve size hararetle tavsiye etmek istediğim bu serinin 10. ve son kitabı Berna Mora'nın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri kitabı. Bu aslında e, onun ders notlarından derlenmiş. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı kürsüsündeki eleştiri derslerinden derlenmiş olan bir kitap. Bu kitabın benim nispeten erkenden tanıştığım ve çok etkilendiğim bir kitap olduğunu söylemem lazım. O sebeple de işte şarkı yazma ile ilgili her türlü çalışmada, atölyelerde veya daha kısa süreli her ne olursa olsun birilerine bu konuda yarım saatten uzun herhangi bir şey anlattığım zaman lafı mutlaka bu kitaba getiriyorum. Sebebi de şu aslında sadece müzikle veya şarkı yazmayla değil sanatın veya işte bu üretici, yaratıcı faaliyetlerin diyelim ya da popüler kültürün herhangi bir alanında herhangi bir şeyle uğraşan onları üretmeye çalışan ya da anlamaya yorumlamaya çalışan herkes için benim gördüğüm Türkçedeki en değerli kaynaklardan bir tanesi. Daha çok edebiyat üzerine daha doğrusu genel olarak edebiyat üzerine kurulu bir kitap olmakla beraber... Sizin bir müzisyen olarak veya bir yönetmen olarak veya bir izleyici olarak ya da okuyucu olarak alabileceğiniz şeyler edebiyatla sınırlı değil. Şöyle anlatmak isterim. Kendisinin ön sözüne atıfla kuramlar ve yöntemler çok çeşitli. Sanat nedir ya da daha sınırlı olarak edebiyat nedir sorusuna yüzyıllar boyu türlü cevaplar verilmiştir. Bunları değişik ilkelere göre tasnif etmek mümkün. Tarih sırasına göre öznelci veya nesnelci, bilgisel veya duygusal olmalarına göre. Bu kitapta kullanılan tasnif şu ilkeye dayanıyor. Bir sanat olayında rol oynayan dört unsur vardır. Sanatçı, eser, okur ve bunların içinde bulunduğu dış dünya. Yani toplum. Aralarındaki ilişkilerle ilgili bir grafik sunmuş burada bize Berna Moran ve ardından da şunu söylüyor. Bu her dört e, unsuru merkeze alan anlayışlar vardır ve bu kitapta da bu dört ayrı anlayışa örnek olacak ana kuranları seçtik ve bunların sanatın özü ve işlevi konusundaki iddialarını açıklamaya çalıştık. Bu son cümle gerçekten çok umelli çünkü burada e, ilk bakışta bu kitabın size vereceğini tahmin etmeyeceğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Sanat nedir? ...ve neye yararla ilgili farklı farklı cevaplar. Size e, birinden biri belki çok saçma gelebilir... ...ama bir tanesine vurulabilirsiniz. Ya da hepsinin Aa, aslında ne kadar da mantıklı bir yanı olduğunu fark edebilirsiniz. Ama her halükarda eğlenceli bir şey. Eğlenceli diyorum ben benim için eğlenceli çünkü... ...yani bu eğlencenin nasıl tarif edildiğine bağlı ama... ...eğer okumayı seviyorsanız ya da okumaya açıksanız... Böyle kitaplar gerçekten bence eğlence vaat ediyor. Benim açımdan şöyle de şahane bir yanı vardı. Aslında bildiğimi zannettiğim bir sürü şeyi bilmediğimi öğrendim bu kitap sayesinde. Bu da az bir şey değil. Yani insanın o kadar bilmediği şeyi bildiğini zannetmesi çok büyük bir zevzeklik tabii ama diğer yandan bunu ona gösteren bir kitap olması bir o kadar güzel. Burada benim her zaman en çok beğendiğim ne? Neden bahsettiğimizi, bu dünyanın neye dair olduğunu en güzel anlatan örneklerden bir tanesi, bir eseri en iyi anlayan, o eseri üreten insan mıdır Sorusun üzerine dönen bir cevap. Burada da isimlerini şimdi vermeyeyim ama bir şairin yazdığı bir şiir var. O şiirin ne anlama geldiği üzerine bu şairin yazdıkları var. Bir de çok iyi ve yetkin bir edebiyat eleştirmeninin bu şiirin ne anlama geldiği üzerine yazdıkları var. İkisini okuduğunuz zaman şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz ki büyük ihtimalle bunu görün diye bu örnek verilmiş zaten bir eleştirmen bir eseri eserin kendisini yazandan daha iyi anlamış gibi görünüyor. Bu aslında işte bu sanatsal faaliyetin ne kadarının bilinçli olduğuyla ilgili sorular demek. ...bunun ne kadarının, yani yapanın yaptığının ne olduğunun ne kadar farkında olduğu... ...ya da onu ne kadar iyi anlatabildiği ile ilgili sorular... ...bence çok çıldırtıcı bir şey ama o kadar da değerli. Yani hem bir şeyi iyi yapmak, o yaptığının ne olduğunu iyi anlatmak anlamına gelmiyor örneği açısından... ...hem de işte sanat, edebiyat... Eleştiri gibi böyle ilk bakışta baktığınız zaman e, belki ancak çok ilgilenenlerin hoşuna gidebilecek şeylerden aslında herhangi bir film izleyicisini ya da müzik dinleyicisini de ilgilendiren, onu da ilgisini çekebilecek bir şeyler çıkması anlamında çok eğlenceli buluyorum. Evet bu son kitapla ilk 10 bölümü kapatmış oluyoruz. Berna Mora'nın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri kitabıyla. Tekrar söylemem gereken bir şey var. Bu çekimleri yaparken şöyle bir amaçla yola çıkmadık. Bu kitapları çok iyi bilirim, çok iyi anlatırım. Ben bunları çok iyi anlarım falan gibi bir iddiam asla olmadı. En başta da söylediğim gibi bunların her birini ve her şeyi benden çok daha iyi bilen ve anlayan on binlerce insan var. Benim tek yapmaya çalıştığım şey belki burada bahsedilen ...dünyaları normalde karşılaşma şansı olmayan veya buna vakti olmayan birileriyle buluşturabilmek. Bu buluşmalar eğer olursa ben mutlu olurum. Bu buluşmalar sizi mutlu ederse daha da mutlu olurum. Eğer bu video serisi tabii ki bu arada zaman zaman tutukluklar, zaman zaman saçmalıklar, yanlışlar falan da olmuştur içinde. Bunlar içinde en baştan suçu lisan ettiysek affola demiştim şimdi de diyeyim. Eğer bu hoş bir sada bıraktıysa ne mutlu, umarım da öyle olmuştur diyerek ilk serimizi bitirelim. Bütün bunların sonunda YouTube kanalımızda yakında müziklerde paylaşmak dileğimizi ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Hepinize güzel günler.